Herkese merhabalar. Güneşli bir Bursa gününden hepinize iyi günler diliyorum. Şu an Bursa'nın yeni gözdesi Gümüştepe'de villalar bölgesindeyiz. Gümüştepe sadece 5 dakika içerisinde AVM'lere ulaşabileceğiniz muhteşem bir lokasyonda doğayla iç içe size güzel bir yaşam sunan Bursa'nın en güzeli, en yeni yerleşim bölgesi. Villamız 3 bağımsız bölümden oluşuyor. Aslında buraya bir aile villası diyebiliriz. Aynı anda 3 ailenin kullanabileceği geniş terasları, balkonları ve yaşam alanlarıyla muhteşem villamız sizin ziyaretinizi bekliyor. Hadi gelin benimle birlikte villamızı gezelim. Villamızın tanıtım turuna şimdi tasarımcısıyla birlikte devam etmek istiyoruz. Sizleri Hüseyin Bey ile tanıştırmak istiyorum. Ben kendisini Hüseyin diye sesleneceğim çünkü ilkokuldan beri arkadaşımla beraber spor yaptık, eğitim hayatımda beraber. Ve şimdi yıllar sonra tekrar birlikte projeler tanıtmak için bir araya geldik. Hüseyin hoş geldin. Daha doğrusu ben hoş geldim. Evet hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Kahveye geldik. Evet. Ben şimdi tabii projenin ilk tasarım aşamasından beri sürekli senden dinliyorum. Yapıldığı zaman da gördüm. Çok güzel işler çıkartmışsınız. Elinize sağlık. Biraz senden dinleyeyim. Tabii ben bölge hakkında bilgi vereceğim birazdan. Hani neden bu bölgeyi tercih ettiysem çok önemli. Bizim gayrimenkul sektöründe her zaman söylediğim bir şey vardır. Yani gayrimenkulle ilgili değiştiremeyeceğiniz tek yer lokasyondur. Tek şey lokasyondur. Hani büyüklüğü değişebilir, yüksekliği, aydınlığı, tavan yüksekliği her şeyle oynayabilirsiniz ama alıp bir mülkü başka yere taşıyabilirsiniz. Yalova'daki köşkümüz hariç. Onun haricinde dediğim gibi hani lokasyon çok önemliydi. Burayı tercih ettiğin sebeplerini ben çok tahmin ediyorum. Tabii sen de mutlaka edeceksin. Sonuçta Gümüştepe şu anda Bursa'da en revaçta olan villa bölgesi. Bir şehre bu kadar yakın olup da doğayla bu kadar işçi olabileceğiniz başka bir yer yok. Ama dediğim gibi zaten Bursa'yı, Gümüştepe'yi, bölgeyi bilenler bu kısımla ilgili mutlaka bilgi sahibidirler. Biz biraz villa hakkında senden bilgi alalım. Evet, villa 1,5 yıl önce inşaatına başladığımız, toplamda 1,5 yıl süren proje. İçerisinde ailenin yaşayabileceği kadar alan yarattık. Kendimize uygun şekilde yaptık projeyi. Mümkün olduğunca en kaliteli malzemeyi kullanmaya çalıştık. Tavan yüksekliklerine, benim için çok önemli tavan yüksekliği. Özellikle çok dikkat ettik. Onun dışında izolasyonunda tamamen taş yünü kullanıldı. Tavan yükseklikleri dediğim gibi ona göre yüksek planlandı. Sonrasında çatı izolasyonu çok ciddi şekilde yapıldı. Panel çatı ve çelik çatı kullanıldı. Gizli bir çatı kullanıldı. Bunun dışında tasarımsal olarak da 3+1 iki tane dubleksimiz, bir tane de 2+1'imiz var. Toplamda 3, dediğim gibi 3 ailenin yaşayabileceği bir alan yarattık. 150 metrekarede bir tabana oturan bir bahçeye sahip. Özel ürünler tercih etmeye çalıştık mümkün olduğunca. Yer zeminlerinde ithal parkeler kullandık. Yerden ısıtma sistemi kullandık. Islak hacimlerde 60-120 seramik kullandık. Onun dışında banyo ve mutfak dolaplarında lake tercih ettik. Kuvars tezgahlar tercih ettik. Armatürlerde Bocce markasını tercih ettik. Bunun gibi mümkün olduğunca üst segment bir villa yaratmaya çalıştık. Peki Hüseyin, geniş bir bahçe alanı bırakmayı tercih ettik. Tabii villalarımızın giriş kapıları arka tarafta. Burada peyzajı bozmayacak şekilde geniş bir ortam oluşturulmuş. Bak, yaşam alanları bunlar da çok geniş. Bu açık mutfak konsepti tercih ettik. Merdivenler özellikle çok şık, çok beğendim. Biraz bize hani özellikle giriş katı en çok yaşam alanı olarak kullanacağımız katla ilgili de bilgi verebilir misin? Evet. Yani tek villa üzerinden gidelim. Tek villa üzerinden herkesin tek adımda bahçeye çıkabilmesini istediğimiz bir alan yaratmak istedik. Yani herkes ilk adımında bahçede olsun. Bu bizim için önemli. Hepimizin çocuğu var. Çocukların rahat gezebileceği, işte o enerjilerini orada atabilecekleri bir alan yaratmak istedik. Dediğim gibi açık mutfak konsepti kullandık. Bu kadar yüksek bir tavanda ve ince uzun bir yapıda bölmek çok doğru değildi. O ferahlığı başka türlü sağlayamazdık. Çünkü sonuçta inşaat alanları da bizi kısıtlıyor, yani biz istediğimiz gibi kullanamıyoruz sonuçta. Ön taraftan 10 metre çekme, sağdan soldan 3'er metre, arkadan 3'er metre çekme ihtiyacı duyduk. Arkada bir avlu yarattık. 3 tane ana giriş kapısının olduğu bir avlu yarattık. Orada da çarşımız özellikle oturmak çok keyifli. Hem serinlik açısından, hem havadarlığı açısından, hem de o aile konseptini yakalamak açısından çok
küçük bir görüntü oluşuyor. Üst kata çıkış 26 basamaktan oluşuyor. 26 basamakla sebebi de şu, yüksek bir talan kullandığımız için. Yüksek talan kullandığımız için biraz daha basamak aralığı fazla olması gerekiyordu. Sağındaki bir basamak için. Basamakların üstünün hepsi mermer kaplama. 10 milim damperli cam kullandık topluluklarda. Özel bir topluluk yani mümkün olduğunca o ferahlığı ve galeri boşluğunu yakalamaya çalıştık içeride. Aynı zamanda aydınlatmamız da. Tabii aydınlatmamız da, evet aydınlatmamız da basamak çıkışıyla sensörlü merdiven aydınlatması kullandık. Tavanlarda da yine asma tavan, ışık bandı ve led aydınlatmalar kullandık. Birkaç kademede yanıyor. İsterseniz ortam aydınlatması olarak, isterseniz genel aydınlatma olarak kullanabileceğiniz tipte tasarladık. Gezmesiyle tanıştığımız çok keyifli proje. Biz diğerle tanıştıkken daha da mutlu oluyoruz. Arka tarafta şu anda teras gibi planladığım bir bölüm var. Evet. Orayla ilgili de bir fonksiyonel bir durum vardı. Onu da bahsedebilir misin? Ondan evet, biz orası teras gibi gözüküyor fakat biz bütün altyapılarını yaptık. Yerden ısıtmalarını çektik. Şu anda aktif çalışıyor. Bütün mekanik tesisatları, bütün elektrik tesisatlarının hepsini şu an için... Çünkü misafirimiz de var. Hadi hoş geldin. Şu an için her şey hazır durumda. Oraya bir kış bahçesi olarak ilave edilebilir. Orası bir yaşam alanına dönüştürülebilir. Kış bahçesi olarak çok rahat kullanabilirler. Çamaşır, asma alanı, mekanik, oda hepsinin yeri hazır. Bütün tesisatlar çekili durumda. Sadece kapatması kaldı. Bir daha tabii yaşamayı istemeyiz ama bir pandemi ortamı olursa tabii ofise de çevirebiliriz. Tabii ki. Atölyeye çevirebiliriz. Yani tabii. Evinde sanatla ya da sporla ilgilenen kişiler bakın orayı. Çok ciddi giriş balkonlarımız var. Önde de arkada da arkadaki balkon dönüştürülebilir dediğimiz gibi. Önde de 60 metrekare balkonumuz var. Çok ciddi bir şey. Orada da bir kış bahçesi yaratılabilir. Yani artık burada tamamen kullanıcının zevkine kalmış, evet, tercihlerine kalmış, ihtiyaçlarına kalmış bir durum. Biz elimizden geleni yaptık ama tabii ilave edilebilecek de alan yarattık. Bir de bahçe peyzajından biraz bahsetmek istiyorum. Burada hem yeterli çok ağaç ve bitkiyi görüyorum. Hani özellikle ben çok sevdiğim için söylemiştim. Genişte hemen lavanta kokuları karşılıyorum. Ve ada karşılıyor. Evet, ada daha güzel kokuyor. Evet. Girişte hemen bize lavanta kokuları karşılıyor. Biraz peyzajda nelere dikkat ettiğinden de bahseder misin bize? Şimdi bu kadar büyük bir bahçede en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki sulama. Otomatik sulama sistemi kullandık. Tamamen kendisi fonksiyon olarak kuruyorsunuz. Bir daha hiç herhangi bir müdahale yapmanıza gerek yok. Sadece olduğu şehir dışına çıktığınız Wi-Fi'den direkt olarak bağlanıp istediğiniz zaman sulamayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Çünkü bu kadar büyük bir bahçeyi manuel olarak sulamanız çok zor. Biz de otomatik sulama, 5 kademeli bir otomatik sulama sistemi kullandık bahçede. Onun dışında doğal bir çim var içeri. Yani yapay bir çim değil, serme bir çim değil. Korkuluk olarak ve hem ses hem görüntü izolasyonunu sağlayabilmek için leylendi dediğimiz ağaç ürünü kullandık. İçeride bir tane mavi lezunumuz. İnşaat esnasında koruyabildiğimiz bir tane zeytinimiz var. Tek olarak da lavanta, manolya ve benzeri çiçekler kullandık. Ama dediğim gibi en önemli kısmı burada. Eğer çimi gerçekten canlı tutmak istiyorsanız burada bir tutmamı sistemi kullanmanız gerekiyor. Çünkü manuel olarak bu çimi canlı tutmamızın adresi imkanı. Şu anda birinci bölümün içerisindeyiz. Sizi villamızda baş başa bırakıyorum.